Ardından ne başlıyor? Yatsı namazının vakti. Yatsı namazının vakti neyle başlar? Akşam namazının vaktinin bitmesiyle. O neyle bitiyordu? Kızıl şafağın kaybolmasıyla. Yatsı namazının vakti kızıl şafağın kaybolmasıyla başlar. Gece yarısına kadar devam eder. Bu hadiste Cibril aleyhissalatü vesselam ilk gün şafağın kaybolmasıyla gelip yatsı namazını kıldırdı. İkinci gün gece yarısı olunca gelip namazını yatsı namazını kıldırdı. Ve dedi ki namaz bu iki vakit arasındadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözlü olarak namaz vakitlerini beyan ettiği hadisi şerifinde yatsı namazının vakti de gece yarısına kadardır diye sarahaten söylüyor. Bu yatsı namazının vaktiyle alakalı bir nastır. Yatsının vakti gece yarısına kadar devam eder. Yani sabah namazına kadar devam etmez. Yatsının sabah namazına kadar devam ettiğiyle alakalı sarih bir delil yoktur. Aksine sarih deliller yatsının vaktinin gece yarısında bittiğini göstermektedir. Peki gece yarısı nedir? Gece arkadaşlar akşam güneş batmasıyla sabah fecrin doğması arasındaki vakittir. Güneş batması yani akşam ezanı. Akşam ezanında güneş batıyor. Akşam güneş batmasıyla gece başlar. Ne zamana kadar devam eder şer'i gece? Sabah güneş doğuncaya kadar değil. Fecir doğuncaya kadar. Yani bizim takvimlerimizde yazan imsak vaktine kadar. Bu iki vaktin arası, bu iki vakit gecedir. Bu iki vaktin tam ortası da gece yarısı demek olur. Yani gece yarısının saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyorsan, güneş kaçta batıyor, akşam namazının vakti ne zamandır? İmsak ne zamandır bakacaksın? Bu ikisinin ortası gece yarısıdır. Yani galiben 12.30, 1, belki bazı zamanlarda 1.30'a kadar, bazı zamanlarda 11.30'a kadar böyle bu arada oynayan bir vakit. Yatsı namazını gece yarısından sonraya tehir etmiş, bırakmış olan kişi namazı vaktinden sonra kılmış olan kişidir. Namazın vaktini geçirmiş olan kişidir. Yatsı namazının vakti de gece yarısına kadar devam eder.